Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Kampımızın 9. haftasında fonksiyonlar konusunu şimdi testlerini çözmeye başlıyoruz. Bugün şimdi ilk videomuzda test 1'in çözümlerini yapacağız. Abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz hadi yardır geçelim ilk sorumuzun çözümüne. Şimdi yukarıda verilen A ve B kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi A'dan B'ye bir fonksiyon belirtir? Fonksiyon olması için şartlarımızı hemen hatırlayalım. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Ve sevgili arkadaşlarım, tanım kümesindeki her bir eleman karşıdaki, yani değer kümesindeki bir ve yalnız bir elemanla eşleşecek. Şimdi bakın, 1'i A'ya götürmüş, gidebilir. 2'yi B'ye götürmüş, gidebilir ama 3'ü 1'e nasıl götürsün? Karşı tarafta 1 yok. Dolayısıyla A şıkkı gitti. A'dan B'ye fonksiyon belirtiyorsa A'yı 1'e, B'yi 3'e götüremez. Çünkü A'yı 1'e, B'yi 3'e götürmesi demek böyle bir fonksiyonun B'den A'ya tanımlanması demek. Bu da gitti. 1'i A'ya, 2'yi A'ya, 3'ü de A'ya götürmüş diyor. Hepsi toplanıp A'ya gidebilir. Dolayısıyla bir fonksiyon belirtir bize, cevap C'ymiş. 1'i A'ya, 1'i B'ye ve 2'yi C'ye, bakın 1'i hem A'ya hem B'ye götüremez arkadaşlar. Tamam mı? Ve son olarak 1'i A'ya, 2'yi B'ye götürmüş, 3 açıkta kalmış. Bu da istemediğimiz bir durum. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Devam ediyorum ikinci soruyla. Aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon belirtir diye sormuş bize. Şimdi reel sayılardan reel sayılara tanımlı. Şimdi reel sayılardaki bütün elemanları buraya yazabilmem gerekiyor. Ama ben eksi 1'i şurada yerine yazamam. Eksi 1 yazarsam payda 0 olur, ifade tanımsız olur. Gitti. Tam sayılardan tam sayılara demiş. Şimdi ben 0 bir tam sayısı örnek veriyorum. 0'ı buraya yazamam çünkü kök içerisinde eksi 4 olur. Bu da reel sayılarda tanımlı bir şey değildir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, 0'ı örnek veriyorum 1'i yazamadığım için, eksi 1'i yazamadığım için, negatif tam sayıları yazamadığım için burası da gitti. Herhangi bir tam sayı yerine yazacaksın, sonuçta reel sayı alacaksın diyor. Arkadaşlar burada tam sayılarda burayı tanımsız yapan hiçbir değer bulamayız. Burayı tanımsız yapan değer eksi 3 bölü 2'dir ve eksi 3 bölü 2 tam sayı olmadığı için bütün tam sayıları ben burada yerine yazabilirim. Ve sonuç olarak da karşıma bir reel sayı çıkar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'mış. Denizli'ye bakalım, neden olmaz. Doğal sayı yaz, karşına doğal sayı çıkacak diyor. Sıfır doğal sayı, sıfırın karesi eksi 6 eşittir ne yapar? Eksi 6 yapar. Karşılığında bir doğal sayı bulamıyoruz, bu da gitti. Pozitif reel sayıları burada yerine yazarsan sonuç olarak negatif reel sayılar bulursun demiş. Mutlak değerli bir ifadenin sonucu da asla negatif olmaz. Dolayısıyla bu da gitti. Demek ki cevabımız kesinlikle Ceyhan'mış arkadaşlar. Devam ediyorum 3. sorumla. Bu fonksiyonun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle üst tarafı şu şekilde bir düzenleyelim. 5 eksi mutlak değer içerisinde x artı 3 diyelim arkadaşlar. Şimdi burası derecesi çift olduğu için 2 çift olduğu için diyoruz ki bunun ahanda içi ne olması lazım arkadaşlar? 5 eksi mutlak değer x artı 3'ün ne olması gerekiyor? Sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Bu şekilde mutlak değer x artı 3'ün ise 5'ten küçük veya eşit olması gerekiyor. O halde x artı 3 sayısı arkadaşlar ifadesi eksi 5 ile artı 5 kapalı aralığındadır diyeceğiz. 3 çıkaralım. 3 çıkarırsan eksi 8 küçük veya eşittir. X o da küçük veya eşittir. 3 çıkarırsanız sevgili, şurası artı 5. 3 çıkarırsanız 2 gelecektir. Yani eksi 8 de 2 kapalı aralığı sağlıyorken bir de alt tarafı 0 yapan değerleri eğer bu kümenin içerisinde varsa çıkarmamız gerekiyor. Alt tarafı da ben x'e x ve eksi 3'e artı 2 diye parçalarsak çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 verir. Buradaki köklerimiz de bir 3 bir de eksi 2 yapar. Yani arkadaşlar x'ler ikisi de olamaz. Eksi 2 de olamaz, 3 de olamaz. Şimdi 3 zaten bu aralıkta değil. Yani 3 2'nin sağ tarafında. Zaten bu aralıkta yok. Yani eksi 8 ile artı 2 aralığı şu ana kadar sağlıyor. Ama eksi 2 olduğu için bu aralıkta ben bu eksi 2'yi bu aralığın içerisinden tabii ki çıkarmam gerekiyor. O halde benim aradığım cevap buymuş diyeceğim. Eksi 8 ile 2 kapalı aralığından eksi 2'yi çıkaracağız. Eleman olarak çıkaracağız. Cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiş. Geçtim 4'e. Reel sayılarda tanımlı bu fonksiyonlardan hangileri birebirdir diye sormuş. Arkadaşlarım bu şekilde polinom olarak verilen fonksiyonların birebirliğini illa grafiklerini çizerek öğrenmek zorunda değilsin. Şunu yapıyorsunuz. Eğer ki bizim bu ifademizin içerisinde çift kuvvetli bir terim varsa arkadaşlar, bakın x'in bir çift kuvveti varsa, sıfır haricinde x'in bir çift kuvveti varsa bu fonksiyon birebir olamaz diyoruz. Yani bu birebir olamaz. Bu birebir olamaz arkadaşlar, tamam mı? Şimdi
Hadi şu x üzeri 0'ı bunun içerisine dahil etmeyelim. Sonuç olarak bunların da içlerinde x üzeri 0'lı ifadeler var. Kx eşittir 3 fonksiyonumuz sevgili arkadaşlar. Ne yazarsak yazalım 3'ü veren fonksiyon ki birebir olamaz. Bu yüzden gitti. X küp eksi 5 ve 2x artı 3 arkadaşlarım bunun kuvveti 1, bunun kuvveti 3 olduğu için ikisinin kuvvetlerine baktık. Dolayısıyla bunlar birebirdir diyeceğiz. Cevabımız da f ve h olacak diyebiliriz. Tekleri alıyorsunuz yani, çiftleri değil. Beşinci soru. A'dan B'ye bir f fonksiyonumuz var. F fonksiyonu örten olmak üzere. S A buymuş. S B'de buymuş. Yani A'nın eleman sayısı bu. B'nin eleman sayısı bu olduğuna göre. N'nin alabileceği en küçük iki tam sayı değerinin toplamı soruluyor bize. Öncelikle sevgili arkadaşlar. A'dan B'ye tanımlanan bir fonksiyon örtense eğer. Şöyle gösterelim. A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon eğer örten ise. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısından büyük veya eşit olacak. Böylelikle örtenlik şartını sağlamış oluruz. B'nin eleman sayısı A'nın elemanın sayısından büyük veya eşitse de buna da birebirlik şartı diyorduk, tamam mı? Şimdi o halde örten olması için eleman sayıların arasındaki şartımız neymiş arkadaşlar? S A'nın S B'den büyük veya eşit olması. Yani şu şundan büyük veya eşittir diyeceğiz. Yazalım. N kare artı 6 N eksi 7 büyük veya eşittir 3 N eksi 3 dedim. Buradan hepsini sol tarafa toplarsanız n kare artı 3n eksi 4 büyük veya eşit 0 gelir. N'ye n, burayı da artı 4'e eksi 1 diye açarsanız arkadaşlarım kökleriniz eksi 4'te 1 olur. Eksi 4 ve 1 için bir eşitsizlik tablosu çizecek olursak ki 11. sınıf konusudur. Artıyla başlıyorum çünkü n karenin katsayısı pozitiftir. Eksi ve artı diyorum. Bize pozitif olan kısımlar lazım olduğu için burası ve burası benim çözümümdür diyorum. Eşitlik olduğu için de eksi 4 ve 1 de dahildir diyoruz arkadaşlar olaya. Şimdi buradaki en küçük iki tam sayıya bakıyorsun eksi sonsuza kadar gidiyor. Demek ki bir şeyleri yanlış yaptık. Veyahut eksik yaptık. Yanlış yapmadık arkadaşlar. Burada bir eksiğimiz var. Eksik ne? Arkadaşlarım eleman sayıları pozitif olmalı. Dolayısıyla mesela 3n eksi 3 sıfırdan büyük olmalı. Yani 3 ne? Büyüktür. 3 olmalı. Yani n 1'den büyük olmalı. Yani ben n'leri zaten şu kısımda arayamam. Niye? Birden büyük olmalı neler? Demek ki bunu sağ tarafında arayacağım. Ve birden büyük ilk iki tane tam sayı bizim istediğimizdir. En küçük iki tam sayı 2 ve 3. Bunların toplamı sorulmuş. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam ediyorum arkadaşlarım. 6. sorumla. Ne demiş bize? A kümesi ve B kümesi verilmiş. A'dan B'ye tanımlı fonksiyonu birebirdir. Buna göre bakın birebir bir fonksiyonmuş. Buna göre bu üçünün toplamının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Böyle bir soruyu biz nerede çözmüştük? Konu anlatımında çözmüştük. Şimdi bunların alabileceği en büyük değeri bulmak için en büyük 3 elemanı bunlarla eşleştireceğiz. Yani mesela f-2 8 olsun, bu 7 olsun, bu 6 olsun dersek bunun toplamın en büyük değerini buluruz ki toplamın en büyük değeri 21 gelir. En küçüklerini bulabilmek için de toplamın en küçüklerini bulmak için de en küçüklerini seçersin. Yani buna 3, buna 4, buna 5 dersin ve toplamı da 12 olur. Bu bundan kaç fazladır diye sorulmuştu. 21 12'den 9 fazladır arkadaşlar. Cevabımız da Edirne'dir. Geçtim 7'ye. A kümesi 3 elemanlı. B kümesi de ortak özellik yöntemiyle verilmiş. Öyle x'lerden oluşuyormuş ki gençler. x-2'nin mutlak değeri 1'den küçük veya eşit ve x'ler birer tam sayıymış. O halde nedir? x-2 nerededir arkadaşlar? Nerededir? Eksi 1 ile 1 aralığındadır. 2 eklerseniz 1 küçük veya eşittir x, o da küçük veya eşittir 3 olacaktır. 1 ile 3 arasındaki tam sayılardan oluşuyorsa B kümesi. Aslında B kümesi nedir arkadaşlar? 1'dir, 2'dir, 3'tür. Bu elemanlardan oluşur. Şimdi A kümesi belli, B kümesi belli. Bana diyor ki A'dan B'ye tanımlı, yani buradan buraya tanımlı fonksiyonlardan kaç tanesi birebir değildir diye sorulmuş. Öncelikle kaç tane fonksiyon tanımları onu bir bulalım. B kümesinin eleman sayısı üzeri A kümesinin eleman sayısı, yani 3 üzeri 3'ten 27 tane fonksiyon tanımlanır. Fonksiyon tanımlanır. Ve sevgili arkadaşlar bunlardan kaç tanesi birebirdir? B kümesinin eleman sayısı 3 faktöriyel bölü B kümesinin eleman sayısı eksi A kümesinin eleman sayısının faktöriyeli kadar birebir fonksiyon tanımlanıyordu. Formülü biliyorsun, anlattım. 3 faktöriyel 6'dır, 3 eksi 3 0'dır, 0 faktöriyel de 1. Demek ki 6 tane de birebir fonksiyon var arkadaşlar. Böylelikle toplam 27 tane fonksiyondan 6 tanesi birebirse 27'den 6'yı çıkarırsınız. 21 tanesi birebir değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da 21 olur diyebiliriz. Devam ediyorum 8. soruyla. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. 2 çarpı fx de f-x'in toplamı 4x artı 12 olduğuna göre f5 değeri kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar
Burada karşı tarafa bakıyorsunuz. Birinci dereceden doğrusal bir fonksiyon var. Ve iki tane f fonksiyonumuz var burada. Bir fx, öteki de f-x. Ama ikisi de f fonksiyonu. İkisini topladığı zaman birinci dereceden bir fonksiyon elde etmiş. Dolayısıyla ben diyeceğim ki fx arkadaşlar ax artı b gibi bir doğrusal fonksiyondur. Fx buysa 2 çarpı fx nedir arkadaşlar? 2 ax artı 2 b'dir. 2 ile çarptınız. Ve f eksi x nedir onu da bulalım. F eksi x'de x gördüğünüz yere eksi x yazarsınız şurada. Eksi ax artı b yapacaktır. Şimdi bu ikisini topladığınız vakit bunu buluyormuşuz. Yani ax artı 3b eşittir 4x artı 12 oluyormuş. Ax 4x'e eşitse a4'tür. 3b 12'ye eşitse b de 4'tür. Yani aslında bizim fx dediğimiz şey ax artı b eşittir 2x değil 4x artı 4'müş arkadaşlar. Ve bizden istenen ne? F5. E yerine yazacağız o zaman. F5 eşittir 4 çarpı 5 artı 4'ten doğru cevap 24'ün ta kendisidir diyeceğiz. Cevabımız da Bursa seçeneği olmuş olacak. Devam ettim 9. soruyla. Uygun koşullarda tanımlı fx küp artı 7x kare artı 8 fonksiyonu 2x küp artı 14x kare eksi 17 kuralıyla verilmiş f2 kaçtır diye soruluyor. Bakın kurnazlık sorularından bir tanesi daha. Şunu şuna benzetmeye çalışalım. Aralarında nasıl bir bağlantı var? Bunu 2 ile çarpalım arkadaşlar. 2x küp artı 14x kare şu ana kadar gayet benzedi. Artı 16. Benzerlik bozuldu. Bize eksi 17 lazımdı. Çünkü eksi 17 lazım olduğu için de 33 çıkaralım ki eksi 17 gelsin burası, olur mu? Biz şimdi ne yaptık fonksiyon elde etmek için? 2 ile çarptık içeriği ve 33 çıkardık. Şimdi bakın o zaman fx nedir biliyor musunuz? İçerideki 2 ile çarparsınız ve 33 çıkarırsınız. E şimdi bize ne sorulmuş? F2. Artık buna odaklanalım değil mi? 2 çarpı 2 eksi 33 dersiniz. Bu da 4 eksi 33'ten arkadaşlar doğru cevap olarak bize eksi 29'u verecektir. Ve doğru cevabımız C seçeneğindedir diyebilirim. 10. soru. Yine bir kurnazlık sorusu daha. F2 2 üzeri x artı 5 buna eşitmiş arkadaşlar. F8 kaçtır diye soruluyor. Öncelikle sevgili gençler şunu yapıyoruz. Bakın iyi dinleyin. İçerideki ifadenin karesini alın bakalım. Birincinin karesi 4 üzeri x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani 2 çarpı 5 çarpı 2 üzeri x artı ikincinin karesi 25. Şimdi bakın 4 üzeri x 4 üzeri x. Eyvallah burası çok güzel benziyor. Şurası 5 çarpı 2 üzeri x artı 1. 5 çarpı bak 2 ile 2 üzeri x'i çarparsan x artı 1 yapar. Buna da bay bay deriz. Tamam. Üstleri topladık çünkü. Burası da benzedi. Çok güzel. 25 var burada. Burada 30 var. Olmadı. O zaman ne yapacağız? Bir de 5 ekleyeceğiz. Yani karesini al. Karesini al. Ve 5 ekle yaptık. Tamam mı? Madem öyle fx nedir arkadaşlar? Karesini alırsınız. 5 eklersiniz. O zaman f8 nedir? Onun da karesini alırsınız ve 5 eklersiniz. Yani 64'e 5 eklerseniz cevap ne olur? 69'un ta kendisi olur. Cevabımız Edirne'ydi. Ve 11. soru. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Fx artı 2 eşittir. Fx artı x olduğuna göre f16 eksi 6 değeri kaçtır? Şimdi bakın şunu şu tarafa atalım. Fx artı 2 eksi fx eşittir x miymiş arkadaşlar? Gelin şimdi siz de bir oyun gibi şunu yapalım. X gördüğünüz yere 14 yazın. F16 eksi f14 eşittir. Bak x neyse bunun cevabı da o oluyormuş. 14. Şimdi x gördüğünüz yere 12 yazın. F14 eksi f12 f12 eşittir 12 yapar arkadaşlar. Şimdi x gördüğünüz yere 10 yazın. F12 eksi f10 eşittir 10 yapar. Şimdi 8 yazın arkadaşlar. Arkadaşlar f10 eksi f8 eşittir 8 yapar. Şimdi de 6 yazın. F8 eksi f6 eşittir 6 yapar. Bakın şu an f16 ile başladık. F6 ile bitirdik. Peki ben bunları taraf tarafa toplasam ne olur acaba? Sizce ne olur? Bir fikriniz var mı? Var mı fikriniz? Ne olur biliyor musunuz? Bak söyleyin. Artı f14 eksi f14 artı f12 eksi f12 artı f10 eksi f10 artı f8 eksi f8. Bunların alayı gider. Ve geriye elimizde sadece f16 eksi f6 kalır. Ve karşıdakileri de toplarsınız. Karşıdakiler düzenli olarak artıyor. Bakın 6, 8, 10, 12, 14. Toplam 5 tane ve ortadaki terimde 10 olduğu için 5 kere 10'dan cevap ne olur? 50 olur. Bunları toplasanız da cevabı 50 zaten bulursunuz. Doğru cevap Denizli'de verilmiş sevgili gençler. 12. soru. Ve son soru aynı zamanda.
Pozitif reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Fx çarpı y eşittir fx artı fy ve f2 eşittir 4 olduğuna göre f32'nin değerini kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben f2'yi biliyorum ya. Şöyle diyelim o zaman. F2 çarpı f2 ki kendileri f4 yapar. Bu da şuradan kaynaklı f2 artı f2 eşittir arkadaşlar. F2 artı f2 de 4 artı 4'ten kaçtır? 8. Yani f4'ü ben buldum şu an. F4 kaçmış? 8. Şimdi gelelim f8 artı 8'i bulalım. Yani arkadaşlar f8 çarpı 8'i mi? Yo pardon özür dilerim. F4 çarpı 4'ü bulalım. 4 çarpı 4'ü bulalım. Bu da bize neyi verir? F16'yı mı verir? Bu da arkadaşlar 4 ve 4'ten kaynaklı f4 artı f4'tür. F4'lerde 8'di biliyorsunuz. 8 artı 8'den bu da kaç gelir? 16 gelir. Yani arkadaşlarım f16 kaçmış? 16'ymış. Şimdi de f32'yi bulmak için f16 çarpı 2 diyelim. Bu da bize f32'yi versin. Bu da f16 artı f2'nin ta kendisi olur. E siz şimdi f16'nın kaç olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. 16'ydı. F2 de soru vermişti zaten 4 olduğunu. 16 artı 4'ten doğru cevap kaçtır? 20'dir deriz. Yani cevabımız Bursa'da verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet. Fonksiyonlar test 1'i bitirdik. Şimdi nereye geçeceğiz? İkinci teste. İkinci teste görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın. Tamam mı?